Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Dogecoin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar Elon Musk tweet attı geçen gün. E, McDonald's Dogecoin kabul ederse e, televizyona çocuk menüsü yiyeceğim diye. Fakat McDonald's'tan cevap gelmedi. Bir tane büyük burger firması e, Dogecoin kabul edebilirim diye bir tweet paylaştı. Eğer Dogecoin kabul ederse arkadaşlar ödemediğinde büyük büyük şey e, görebiliriz diyebilirim. Şu an Dogecoin on, 13 cent seviyelerinde e, yataya bağlanmış bir şekilde tutunmaya devam ediyor. Artık yükseliş için her şey olumsuz diyebilirim. Boyuncu bandımız da daraldı. 4 saatlik çarptı hareketli ortalamamızla birleşmeye başladı. Şu an fiyat tam olarak zaten 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalama tutunmaya devam ediyor diyebiliriz. Fakat arkadaşlar Bitcoin dönmeden genel olarak marketteki korku endeksi geçme, geçmeyeceği için yani Dogecoin'de de büyük bir yükseliş göremeyiz diyebilirim. Dogecoin son tarih 19 Şubat tarihi diyebilirim. Bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend artık son kırılım tarihi arkadaşlar 19 Şubat diyebilirim. Bu düşen trendimiz e, şu şekilde e, 30 34 sen seviyesinden gelen bir düşen trend. Bu düşen trend 30 Ekim üstüne attı. Kırmızı kutuyu denedi. 33 sen seviyesine kadar yükseliş yaptı fakat ondan sonra tekrardan 33 centten yani satış 20 27 Ekim tayinine tekrardan düşen trend üstüne oturup altına atmıştı. Bir yükseliş trendimiz vardı. Bu düşte bu yükseliş trendinin altına atıp e, düşüşe devam etti diyebiliriz. Yükseliş trendinin altına attıktan sonra düşüş trendinin altına da attı arkadaşlar. Ve düşüş trendine çarpa çarpa düşüşe devam etti diyebiliriz. Bir e, şu şekilde 13 Ocak tarihinde bir kırılım geldi arkadaşlar. Küçük bir kırılım geldi. E, 21 sen seviyesine kadar yüksek yükseliş yaptı. %40'lık, %50'lik bir yükseliş yaptı. Şu şekilde bakmak gerekirse %53'lük bir yükseliş yaptı. Tabii ki hani, e, güzel bir yükseliş diyebiliriz arkadaşlar. Ama ee, üstünde tutunamadı tekrardan bakın desteğe oturup destekten satış yeri şu şekilde bakmak gerekirse 13 sen seviyesine kadar tekrardan bir düşüş yaşadı. Hacim iyice düşmeye başladı zaten genel olarak market şu an hacim eksikliği var, eksikliği var bütün altcoinlerde. Dogecoin'de de aynı şekilde eğer e, o burger firması kabul ederse Dogecoin ödeme yöntemi olarak e, e, uzun vadede güzel yükselişler görebiliriz diyebilirim. Elon Musk zaten bu aralar bir şeyler deniyor arkadaşlar. Dogecoin ile sürekli yes, tweet atıyor. Yani hani yükseldiği zaman da zaten Elon Musk daha da yükselebilmesi için yani hani e, tweet atar diyebiliriz. Elon Musk arkadaşlar zaten hala Dogecoin peşinde. Yani unutturmuyor bakın. Fakat market e, Dogecoin'i unuttum, unutmuş şekilde. Yani Dogecoin arkadaşlar çok büyük bir yükseliş yapabilir. O yüzden e, dikkat edilmesi gerekiyor diyebilirim. Çünkü arkadaşlar bakın çok büyük bir yükseliş yaptı. Büyük yükselişinden sonra uzun bir süre akümüle olma sürecine oturdu. Yani Dogecoin'in hep yaptığı hareketler. Şu şekilde 240 günlük akümüle olma süreci. Ondan sonra arkadaşlar tekrardan kaldırıp Hani 1 doların üstüne kırıp 2-3 dolara kadar bir yükseliş yapar diyebiliriz. Her yükselişten sonra zaten bir akümlü olma sürecine oturdu. Mesela burada bir 61 günlük akümlü olma sürecine oturdu. Ondan sonra yükseldi. Burada da 240 günlük. Tabii ki arkadaşlar bakın e, şu anki akümlü olma süreci çok uzun sürdü. Bunun sebebi tamamıyla Bitcoin. Dogecoin'i burada kaldıracaklardı. Yani şurada bir kırmızı kutuyu denedi arkadaşlar. E, burada kaldırmadılar. Ondan sonra tekrardan yükseliş trendine bir düşüş gerçekleştirdi. 30 Ekim tarihinde 29 Ekim tarihinde arkadaşlar tekrardan kaldırdılar. BTC ters durumda olduğu için yeterli olmadığı için Dogecoin'i yine kaldıramadılar diyebiliriz. 19 Şubat tarihi arkadaşlar artık bizim için son tarih diyebilirim. O yüzden bu tarihe dikkat edilmesi gerekiyor. Yani desteğin altına kırmazsa eğer desteğin altına kırılım gelmezse. Zaten yatay bağlamaya başlamış bir kısa vadede bir yükselen trendimiz var bu yükseliş trendinin altına atmazsa arkadaşlar bir üçgen var zaten. Eğer bu yükseliş trendinin altına atmazsa 4 Şubat tarihleri kırılım gelir diyebiliriz yani 19 Şubat'tan daha önce. Fakat üçgenin altına atlaması gerekiyor arkadaşlar. Bu üçgen önemli bizim için. Hani şu şekilde ilk hedefi de zaten üçgenin boyu kadar diyebiliriz. Kısa vade hedefine bakmak gerekirse bir eee çizgimizi çizelim. Üçgenin kırılımı geldikten sonra ilk hedefimiz arkadaşlar 19 cent, 20 sen seviyesi diyebilirim Tam olarak da zaten 20 sen seviyesi bir ara direnç seviyesi. 20, arkadaşlar bakın 20 sen seviyesi üstüne kapatırsa e, denince ilk bölge yükseliş treni, yükseliş treni önemli e, yükseliş treni üstüne atarsa zaten yükseliş devam eder diyebiliriz. Fakat yükseliş treni üstüne kaç kere denemesine rağmen hiçbir şekilde atamaz. O yüzden yükseliş trenine gelmeden bir satış yiyor markette genel olarak satış baskısı oluştuğu için e, bu yüzden yükseliş treni bizim için çok önemli. Eğer 24 sen, 25 sen seviyesinin üstüne oturursa ilk deneyeceği bölge 30 sen seviyesi diyebilirim. 30 sen üstüne e, mum kapatırsa e, zaten bir ara, e, var bu 35 sen seviyesi kıramadığı bölge 35 sen seviyesinden sonra e, şu şekilde bakmak gerekirse 45 sen seviyesi bizim için önemli 45 sen seviyesinden sonra zaten deneyeceği ilk bölge 73 sen seviyesi diyebilirim. E, Dogecoin arkadaşlar Hani sürekli 1 dolar 1 dolar diye konuşuluyor 70 cent seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Ondan sonra ö, büyük bir düşüş yaşadı. 1 dolara yükselmemesinin sebebi herkesin 1 dolar beklemesi. Yani 1 dolar olmadan e, satış baskısını oluşturdular arkadaşlar. Ve insanları e, zarara soktular. Çünkü herkes malını 1 dolarla satacaktı. Bunu, market bunu bildiği için, maker bunu bildiği için 1 dolara gelmeden e, 90-95 cent'e bile gelmeden arkadaşlar 74 cent'ten bir düşüş yaşadı diyebilirim. Dogecoin yatırımcısı arkadaşlar e, çok fazla ve e, Dogecoin hacim girdiği zaman markete Bitcoin'i ve Ethereum'u geçtiği için hacim konusunda çok büyük yükselişler yapabiliyor. Yani yükseldiği zamanlar zaten marketteki tüm hacmiydi. Bir daha bir yükseliş yapacağız zaman arkadaşlar yükselişle başlayacağız zaman zaten tekrar da marketteki tüm hacimler büyük yükselişine devam eder diyebiliriz. çanak formasyonumuz Dogecoin'i bile kısa vadede 1 dolar 43 sen seviyesi olarak gösteriyor. 1 dolar 43 sen seviyesi üstüne kapatırsa 2 dolar 3 dolara kadar yükseliş gelir diyebiliriz. Yani arkadaşlar bak hani Buralar güzel alım bölgesi zaten. Bir alım yaparsınız. 1 dolar 43 sen seviyesinden kar satışı yapın. Uzun vadede bekleyebilirsiniz. Tabii ki şu şekilde bakmak gerekirse. Arkadaşlar bakın Dogecoin Binance'e listelendikten sonra bir boyunca bandımızı kapatalım. Çok uzun süre akümlü olma sürecine oturdu. Bu akümlü olma sürecinden sonra zaten büyük bir yükseliş yaptı. Şu şekilde bakmak gerekirse. 525 günlük bir akümlü olma sürecine oturdu arkadaşlar. Ondan sonra kaldırdılar. Yani 240 günlük akümlü olma süreci aslında çok uzun bir akümlü olma süreci değil. Ne kadar akümlü olma süreci otursa Bitcoin o kadar mal toplama süreci olur. O yüzden arkadaşlar çok çok daha büyük seyirci yapabilir diyebilirim. Yani çok büyük çaplı büyük yükseliş, çok hacimli büyük yükseliş yapar diyebiliriz markette. O yüzden akümlü olma sürecinin uzun olması sizi korkutmasın. Yani Dogecoin unutturulmaya çalışıyor. Ha şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani hani, e, yükseltecek coinleri unutturmaya çalışıyorlar. Full daha da düşürebildikleri kadar düşürürler. Daha da yükselmeyecek gibi düşündürüp insanların elindeki malı alırlar. Ondan sonra kaldırırlar diyebiliriz. Yani tabii yükseliş trendinin altına kırması arkadaşlar kötü bir durum ama yükseliş trendinin altına kırması gerekiyor zaten market gibi bütün altcoin'ler çok büyük bir düşüş yaşadı Dogecoin'de buna dahil düşüş yaşamayan coin yok arkadaşlar. O yüzden Dogecoin'de dikkat edilmesi gereken tarih şu an 19 Şubat seviyesi diyebilirim. Dediğim gibi ama üçgen kırılmazsa 4 Şubat tarihinde kırılım gelmesi gerekiyor Biz BTC döndükten sonra arkadaşlar zaten Dogecoin yüklü hacim girebilir. Hani şu şekilde bakmak gerekirse bakın arkadaşlar burada çok güzel hacim girdi. Yani şu hacim buna bakın aynı buradaki gibi. Fakat ee, tutamıyorlar yani Dogecoin tutamıyorlar çünkü markette satış baskısı var. Yani Dogecoin'le alakalı bir durum değil. O yüzden şu an genel olarak markete dikkat edilmesi gerekiyor. Bir hareketli ortalamanız zaten baktık 4 saatlik çarptı. Bir denge işlem hacmimize bakalım. Denge işlem acımıdır. E, bize ne diyor? Bakın burada bir kaldırmışlar arkadaşlar. Ondan sonra düşen trendine oturmuş. E, düşen trendimizi bir çizelim. E, burada da tekrardan düşen trendi kırmış. Üstünü atmış. Tekrardan e, reteste gelmiş. Retestten sonra bir altına sarkma gerçekleşmiş. Altına sarkma gerçekleştikten sonra üstünde yataya bağlamış. Arkadaşlar bakın burası bizim için bir yatay destek. Önemli yatay destek diyebilirim zaten. Hani artık son destek arkadaşlar. Düşebileceği seviyede düşmüş zaten Dogecoin. O yüzden buralar alım bölgesi yani e, şu an tam olarak destek seviyesinde olduğu için zaten hacim girdiği zaman kaldıracak da ilk önemli direnç bölgesi diyebileceğimize 307 seviyesi 307 seviyesinden 308.941 seviyesini e, atarsa ve üstünde kapatırsa zaten yükseliş devam eder diyebiliriz Dogecoin'e buna dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar denge işlem hacmindeki seviyeler bizim için önemli diyebilirim. Ee, gerekli olan tek şey şu an hacim arkadaş alış yönlü hacim bu yüzden hani hacim e, indikatörlerine bakıyoruz. Arasaydı bir hacim indikatörü 38 seviyesinde RSI. bakın e, dediğimiz gibi aynı denge işlem hacmi gibi arkadaşlar 50 seviyesinin üstüne kapatmış. 50 seviyesi ara direnç ve ara destek olarak çalışır. E, yatay desteğimiz ve direncimiz sizlerin bakın tam olarak arkadaşlar, kaç kere denemesine rağmen 50 seviyesinin üstüne kapatamamış. Ya yani bu sefer kapatmasına rağmen e, Kırdı direnci destek yaptıktan sonra 61 seviyesine kadar bir yükseliş gelmiş. Ondan sonra 60-60 tekrardan direnç yapmış ve e, direncini denemiş. Şu an e, bir düşüş trendinde zaten küçük bir düşüş trendimiz var e, RSI'de Hacim düşüyor arkadaşlar yani şu an bütün markette genel olarak hacim düşüyor. Burada zaten 4 saatlik chartta da e, düşüşler arkadaşlar 10 seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Destek seviyesi önemli destek seviyesine kadar arasaydı eğer 50 seviyesini atarsa ve 70 seviyesini üstü kapatırsa zaten Dogecoin'de büyük yükselişler görürüz diyebilirim. Elon Musk bir şeyler deniyor sürekli yükseliş yönünde arkadaşlar. Tabii ki market döndüğü zaman daha büyük şeyler deneyebilir. Şey dikkat edilmesi gerekiyor. Yani market döndüğü zaman Dogecoin işbirliği yapabilir büyük şirketlerle. Yani ödeme aracı olarak kullanılabilir. O yüzden buna çok dikkat edilmesi gerekiyor diyebilirim. Yani Dogecoin ilk hedefi zaten bir dolar sen seviyesi. Ve 1 dolar 43 sen seviyesinin üstüne kapattıktan sonra 2-3 dolara kadar bir yükseliş yapabilir arkadaşlar gelecek hacime göre. Dogecoin'e çok yüklü bir hacim girdiği için genellikle Dogecoin e, indikatörler çalışmıyor arkadaşlar. Teknik analiz çalışmıyor. İndikatörler hani sonuna kadar şişiriliyor. Bu yüzden hani e, kesin bir rakam veremiyoruz ama 3 dolara kadar bir yükseliş gelir diyebiliriz arkadaşlar. Şu an 4 saatlik al vermiş zaten süper trend indikatörü. Yani bu da al verdiğinde arkadaşlar en son şu şekilde bakmak gerekirse %54-53'lük bir yükseliş yapmış. Tabii ki Dogecoin için büyük büyük yükselişti fakat marketin bu durumuna göre büyük büyük yükseliş arkadaşlar bütün altcoin'ler %5 yükseliyor ondan sonra %5 düşüyor. Yani tüm coin'ler hacimsiz Dogecoin yine diğer coin'lere göre hacimli diyebiliriz. Yani şu an bizim dikkat etmemiz gereken şey zaten bakın arkadaşlar. 20 günlük, 50 günlük hareketli ortalamanın tam e, fiyat ortasında 100 günlük hareketli ortalamayı denemiş, kıramamış. Kıramamış yani kıramamasının tek sebebi arkadaşlar yeterli hacim olması. Bakın burada satış yok, direkt satış yok. Eğer bunun üstüne kapatsız zaten alış yönü çok daha fazla hacim girecek ama market maker e, burada e, yedirmiyor yani. Yükselmiyor bitcoin tersi olduğu için. Hareketli ortalamalarda birleşmeye başlamış, zaten boyunca puanlar daralmış. Bantlar aldığı için markette ortalama birleştiği için büyük bir patlama gelir diyebilirim arkadaşlar. Şurada olduğu gibi bakın burada boncuk bandımız daralmıştı. almıştı. Ba Bantlar aldıktan sonra bir patlama geldi. Tabii ki direkt satış yiyor. Tutunamıyor. Boyuncu üst arkadaşlar direkt satış yiyor. Yine aynısı olabilir BTC'ye dönmeden ee, büyük bir yükseliş şey göremeyiz diyebilirim Dogecoin'de. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şu an marketteki alt coin'e bakmak gerekirse şu an e, listedeki coinler arkadaşlar hepsi kırmızı. BTC e, bin dolar yükseliyor, bin dolar düşüyor. Marketteki pozisyonları, kaldıraçtaki pozisyonları patlatmak için her şeyi yapıyor. Bu yüzden Dogecoin'de de e, dikkat edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Arkadaşlar Dogecoin iyice unutuldu zaten. Hani e, market döndüğü zaman Dogecoin'in büyük büyük yükseliş yapabileceğini düşünüyorum ben. İyice unuturdu. unutturdular arkadaşlar Dogecoin. Artık herkes Shiba'ya yöneldi veya diğer mum tokenlara yöneldi. Dogecoin o yüzden çok büyük yükseliş yapabilir. İnsanlar tekrardan pomalandırıp malı tepeden satabilirler zararını. Mal satanları tekrardan pomalandırıp tepeden mal aldırabilirler. O yüzden bunun dikkat edilmesi gerekiyor. Dogecoin zaten çok uzun süre akümlü olmuş bir coin. O yüzden 240 günlük akümüle olma sözü Dogecoin için kısa. Çok büyük yükseliş yapan coinler çok uzun süre akümüle olur arkadaşlar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor diyebilirim. Zaten e, ATL seviyesini kırdıktan sonra 74 seviyesini kırdıktan sonra ilk hedefi diyebileceğimiz de 1 dolar 43 sen seviyesi. bir dolar 43 sen seviyesinden sonra ilk hedef 2 dolar ve 3 dolar diyebiliriz arkadaşlar. Hani buralarda e, TP alabilirsiniz. Kademe olarak satabilirsiniz. E, durum bu şekilde genel olarak yeterli hacim girmesi gerekiyor artık yükselişlerin yani şunu göstermek gerekirse arkadaşlar bak. Yani buradaki yükseliş hacimine bakın. Şu an günlük chartta bakıyoruz. Bir de buradakilere bakın. Yani hani tamam bir uzun mum yakıyor büyük uzun mum yakıyor arkadaşlar ondan sonra direkt satış yediği için uzun mum sadece kalıyor diyebiliriz. O yüzden artık bir yeşil hacimli mumlar yakması gerekiyor. Aynı buralarda olduğu gibi diyebilirim arkadaşlar. Durum bu şekilde Dogecoin'de arkadaşlar. Ben tekrardan bir durum olsa zaten video çekelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.